Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek'ten Kandil Mesajı haberiyle bültenimize başlıyoruz. Trakya Türk TV merkez binasında misafir ettiğimiz İl Müftümüz Sayın İsmail İpek, İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, Kandil gecenizi, Berat gecenizi tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam malumunuz Berat Kandili'dir. Ramazan'a 15 gün bir zaman kaldı. Dolayısıyla Ramazan öncesi son kandilimizi bu akşam idrak edeceğiz inşallah. Berat, Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütfettiği bir nimettir. Kurtuluş gecesi demektir. Bağışlanma gecesi demektir. Kaynaklarımızda, sahih kaynaklarımızda, bilhassa Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin bu geceye çok değer verdiğini, önem verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Resulullah Efendimiz Medine'deki mezarlık, Bakî mezarlığı denen mezarlığa gitmiş. Malumunuz bu gece ayın tam 14'üne, 15'ine bağlayan gece olduğu için dolunaydır. Böyle bir ay ışığının altında oradaki kabristanda yatanları ziyaret etmiş, onlara selam vermiş, onlara dua etmiş. Ondan sonra da eşi annemiz, Ayşe annemize gelerek bu gecenin önemini ona anlatmış. Ey Ayşe, bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gece Cenab-ı Hak kullarına tecelli eder ve onlara şöyle nida eder. Yok mu affını isteyen, affedeyim. Yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu başka arzusu isteği olan, ne istiyorsa onu vereyim diye nida ettiği, kullarına böyle bir imkan verdiği bir gece olduğunu anlatmış Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemize. Bunlar sahih kaynaklarda geçen bilgilerdir. Biz de bunları bildiğimiz için ecdadımız ta ilk çağlardan beri, İslam'ın bidayetinden beri bu mübarek geceleri birer mübarek gece olarak kutlamışlar. Bizim Osmanlı ecdadımız da bu gecelere minarelerde kandiller yakıldığı için, özel bir aydınlatma çalışması yapıldığı için Kandil Gecesi ismini vermiştir. Dolayısıyla biz bu gecelere Kandil Geceleri diyoruz aynı zamanda. Berat kurtuluş demektir malumunuz. Mesela bir mahkumun hapishaneden değil mi çıkmak istemesi gayet doğaldır. Bütün mahkumlar bunu isterler. Şimdi hüküm giyen bir hükümlünün beraat haberini aldığı zaman ne kadar sevindiği hepimizin malumudur. O halde bu gece işte aynı bu şekilde bize Allah-u Teala'nın affımızı, lütfumuzu, lütfuyla affımızı, bağışlanmamızı temin ettiği bir gece olarak biz bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz. Ne yapabiliriz? Mesela bugün oruç tutulabilirdi. Tutanlar mutlaka var. Allah kabul eylesin. Gayet uygun bir ibadettir. Zaten Şaban ayı içerisinde Peygamberimiz en çok Ramazan'dan sonra Şaban ayında oruç tutarmış. Bu da sahih kaynaklarımızda bize bildirilmiştir. Bugün müminlerin çoğu oruçludur. Ben öyle biliyorum. Allah kabul eylesin. Sonra akşamında işte camilere gideriz. Namazlarımızı cemaatte kılarız. Camilerimizde mutlaka program vardır. Kur'an okunur, mevlid okunur, toplu dua edilir. Cenab-ı Hakk'a hamd edilir, şükredilir, zikredilir. Sonra da gece yatmadan önce gene yapılabilecek bir şeydir. İnsan güzel bir abdest almalı. Gene kendi kendine ya kaza namazları kılmalı ya nafile sünnet namazlar kılmalı ve bol bol da dua etmeli. Kendi halince dua etmeli. Tam duaların kabul olduğu bir gecede bulunuyoruz. Sonra da sabah namazında gene cemaatle mümkünse ve vaktinde eda etmeli. O zaman gece ihya edilmiş oluyor. Evet, bundan sonra Ramazan günleri geliyor. Ramazan çok kıymetli. İşte Recep, Şaban ve Ramazan, bunlar 3 aylarımızdır bizim. Tam da 3 ayların ortası bir gecedir bu gece. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı, niyazlarımızı,
hayırlarımızı, ziyaretlerimizi, sohbetlerimizi, okumalarımızı kabul eylesin inşallah. Ben bu arada Trakya TV yeni kurulmuş bir televizyon ilimizde, bugün öğrendim ve beni davet ettiler. Yaşar Polat Beyefendi'ye ve ekibine hayırlı olsun diyorum. Şehrimizde böyle bir imkanı bize ve herkese kazandırdıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Hem de tam Beraat gecesinde kendilerini tebrik etmiş oldum. Allah-u Teala bütün çalışmalarında kendilerine hayırlı başarılar nasip eylesin. Bu televizyon inşallah ilimizin sesi, sedası olacaktır tüm dünyaya, ülkemize ve dünyaya. Tekrar başarılar diliyor. Hepinizin, herkesin, tüm izleyenlerimizin Beraat Kandili'ni en kalbi duygularla tebrik ediyorum efendim. Sağ olun, var olun.